Mehmet, başkanın transferi dair açıklamaları böyle. Diyor ki, e, ben kimseye diyor talimat vermedim diyor. Bon servissiz. E, bon servisli oyuncu getirmeyin demedim diyor. Doğru. Şöyle, e, yani genel anlamda kamuoyunda oluşan transfer baskısı. Şimdi ben kendi istihbaratımı paylaşayım. Saşa Boy 30 milyon euro satış, iki taksit ödenecek. Bu da bir başarıdır çünkü hani Galatasaray'ın Genelde transfer örnek veriyorum Çıkağlı ay 6,5 milyon euroya aldı ama 5 yılda ödemesini yapacak. Bayern Münih önce yani şu an ödemiş oldu ilk taksidi. ikinci taksi Temmuz ayında yani bir sonraki sezon da yansımıyor. Bu ciddi bir başarı. Bu gelen 15 milyon euronun zaten bankalar birliğine gidiyor onu da bir hatırlatalım. Direkt olarak buraya gelmiyor. Doğal olarak beklentiyi çok artmaması gerekiyor burada. Zaten yapılan <laughs> transferleri gördük. Ee, yani işte Carlos e, Vinicius artı Serge e, Oire. Oriye. 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 <laughs> e, ikisi de kiralık. Geçici transferler. Mali açıdan da çok sarsan transferler değil. Ama Galatasaray iki transfer daha yap yapmasını bekliyorum Aykut İnce. 9 Şubat'a kadar. Onu söyleyeyim. Yani sol bek ve orta saha. Burada hangisi yabancı, hangisi yerli olur? E, yani şöyle. Ee, sol bek yerli olursa ki ihtimali var. İşte Levent Mercan, Rıdvan. Ee, Levent Mercan olmuyor diyorlar da. Son ana kadar zorlayacak Galatasaray. Ben Can okudum ya. Öyle Can caner Erkin de ihtimalle haline değil. Hatta seninle söz, sana söz hatta. Konusu değil. Ama sorduklarım gerçekleşiyor. Söz biz. konusu değil Caner. Yakından uzaktan alakası yok diyorsun. Ya caner akla mantığa sığmaz. Şu an Eyüp Spor'daki futbol birincilik seviyesinde artık Caner. Yok, caner, caner süperlikte yani ben ihtimal vermiyorum Galatasaray'ın. Şu anda değil. ben doğrulatamadım onu söyleyeyim. <laughs> ben Bu haberler senden mi çıkıyor? <laughs> Aynen. Ben doğrulatamadım Aynen. onu söyleyeyim. Aynen. Gündüz zaten Gündüz, ben de mi hadi biz, Ne zaman senin neyin yaptı? İki gün önce <gülüyor> mi? Evet. <laughs> İki gün önce sana söylemişim Caner olabilir mi diye ben, çünkü ben. Ben doğrulatamadım söyleyeyim. onu söyleyeyim hani gündemde değil dediler. Çok Benim yani öğrendiğim isim çok son ana kadar olmuş. Levent Mercan ee, yani canım, onu Caner söyleyeyim. Caner Erkin demek şöyle yani biz transfer yapamadık son çare. Çok anlamsız bir hamle olur da o ayrı bir konu. Levent Mercan meselesinde de sanırım e, bonservis bedeli yüksek isteniyormuş. Rıdvan konusunda yok, da şöyle yok. bir uyarıda bulundu. Şey istemiyor hoca hoca. Şota, şota istemiyor o yüzden de söylemiş. yüksek bir bonservis teklif etmiş. Yok, 3 milyon şey. 3, 3, 3 milyon euro öyle bir şey Resmen söylemiş sen. Süleyman Bey. Şey ver, e, şota izin vermiyor demiş Galatasaray'a. <laughs> 3 milyon euro için Hayır. Şöyle olur Şota'yı gönderilen yeni teknik direktör getirirler. Bu zor bir şey değil. Bilmem. O yüzden yani bu arada Levent Mercan'ın ben 3 milyon euroluk şu an şu aşamada futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Çok yüksek bir rakam. Evet yani. Gerçekçi rakamlar değil. Yani Galatasaray'ın verebileceği para şöyle söyleyeyim. Şimdiden Kazımcan artı 500 bin euro, 1 milyon euro olsun evet, maksimum evet. ya yani verilecek rakam budur. Ha bu rakamı Karagümrük kara kabul eder etmez onu bilemem ama Karagümrük'ün istediği 3 milyon euronun da çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum. 3 milyon euroya teknik direktör değişikliği olur bu ülkede. Rıdvan konusunda da İskoçya'da transfer kapandı. Onun yedeğini bulma ihtimalleri olmadığı için bence bırakma ihtimalleri de düşük. Rıdvan'ın gibi. maliyeti de yüksek bu arada evet. onu da söyleyelim. Yani Rangers 4 milyon Euro'nun üstü bir opsiyon istiyor. Rıdvan'ın de yıllık ücreti doğal olarak orada döviz kuruyla kazandığı için buraya geldiğinde Kerem'den daha fazla kazanması çok Galatasaray yönetiminin olumlu bakacağı bir durum değil Mantıklı. mantıken bakarsak. Ee, bir şekilde 9 Şubat'a kadar takviye yapacak Galatasaray. Ama Rıdvan'la ilgili şöyleydi Rangers'ın planı. Normal şartlarda bonservisiyle satışını gerçekleştirip aldığı bon Rıdvan yerine farklı bir profilde sol Solbek arayacaklardı. E, alamadılar. E, bonservis gelmediği evet, için zaten alamadılar. onu yapamadılar. Bu dakikadan sonra da zaten ellerinde bir tek Daruk'a Baris içi var. O da sakat da en son ama. Çok oynatmıyorlar Rıdvan 7-8 maçta ilk falan. Son. son maç benim bildiğim Baris oynayıp Rıdvan sonradan gidebiliyorum diye yani oynatıyorlar ben çok bırakacaklarına kanısında değilim. Bir süre yoktu. E, son son haftalarda Rıdvan çok fazla 11'i var. Yani şu an kontrol ediyorum gerçi ama yani bir 5-6 maç üst üste evet, bir 11 oynadı. E, bu dakikadan sonra bırakma ihtimalleri Hakim ben... Hakim Ziyeş'in sakatlığı var Aykut İnce. Onu hatırlatalım. Bir takımdan sakat döndü. Bir 2-3 hafta yok. Onu hatırlatalım. E, transferi zaten Suudi gerçekleşmemişti. Biraz e, durum artık kronikleşti. Mehmet de o Ayrılacak mı? Sezon sonu. Yani şu an takım zaten gidemez. Dubai benim. dışında ihtimal yok hani. Birleşik Arap Emirliklerinden de hangi takım ziyaret ettiği onu bilemiyorum. Yani Suudi Arabistan tahtası kapandı çünkü. O evet. tarafa, o coğrafyaya transferini bekliyorduk. Çok acayip bir düşüş hakimiz Ziyeş'in düşüşü. Galatasaray'la yani, ile ilgili benim atladığım bir şey. Herhalde yapmayacağız yani başkan söyledi herhalde yapmayacaklar. Orta saha. Olabilir. Yani sol bek yerli olursa orta sağ diyorum ben Galatasaray fırsat. Orta sağ serisli mi? Hayır fırsat transferi yani tıpkı Zanyolu gibi belki de. Olabilir. Ee, o profil. Zanyolu e, değil. iyi. He, Zanyolu ortası... sezon sonu bence Galatasaray'a döner ama Galatasaray'dan gideceği takım bir tane olur. kullanmayacakları açıklandı zaten. Opsiyonu zaten şöyle e, işin matematik kısmında da kullanılamıyor. %80'inde 30 dakika minimum süre alması gerekiyor. Onu zaten şu an Zanyolu karşılamıyor. Her şeyden bahsettik. 22,5 milyon euro yatırımda yapmayacak bence Villa Düzenli 11 oynatmadığı yerine o bölgeye transferler yaptığı bir isim konumuna geldi Zaniolo. Ama Zaniolo'nun ben İtalya milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'na giderse Milan, Juventus o tarafta Olabilir. her türlü yine pazarının açık olduğunu. Ki zaten Galatasaray 15 milyon euro. 5 milyon eurosunu kiralama bedeli oldu. Zanyol'dan uzun vadede Galatasaray kar edecek. Orası kesin Kaldı. ama hayal edilen rakamlar değil tabi. Kaldı ki bence TT'den de Ziyeş'ten de iyi performans sergileyebilirdi bu sene. Muslera konusu da var orada. Muslera kalmalı. Bizim kıymetlimiz diyor. Muslera yani bu performansla aykut en az bir sezonda daha Galatasaray'da kalmayı hak etti. Ki bu sezon ligdeki kaleci performansları da ortada. Fenerbahçe'nin 6 aydan sonra yatırım yaptığı Livakovic'i de görüyoruz. Ki önemli bir kaleci. Hırvatistan milli takımı servis Kalede büyük risk olur Galatasaray'ın Mustere Bey'de başka bir kaleciyle ki seneye 11 yabancı ilk 11'de oynayabiliyor. Böyle bir detay da var. O yüzden Mustere'nin Galatasaray'da kalmaması için bir sebep görmüyorum ben. Ama geç kalındı onu da söyleyeyim. Çok daha önceden o sözleşme uzatılmalıydı. Yani süre ilerledikçe bence maaş ihtimali daha da yükseğe gidiyor. Mustere açısından. Mesela talipleri ve olacak abi. Yani bir buçuğa imza alacağın sözleşmeyi ikiye imza alacaksın şimdi aşağı yukarı. Çok da normal yani gelmesi. Çok. Piyasası da var ve iyi de kaleci. Yani. öyle. Yaşı kaç olur? 38'e geldi mi? 86 ile 37 yaşında. Kaleci 38 yaşında. olacak. Ben hep şeye söylüyorum. Ama Buffon performansı görüyoruz. Bir sezonda oynar mı Oynar. Bir de ben bu fon örneğini veriyorum. Yani bu fon Paris'e gitti. O büyü bozuldu. Bırak abi Juventus'ta bıraksaydın çok daha güzel olacaktı. Bence Galatasaray'da bırakması daha verimli olur. Kaldı mı benim atladığım bir şey Galatasaray'la ilgili? Yok son yani iki güne bakmak gerek. Yarın kupa maçı var Aykut İnce bandırmayla. Ben bir tek... Maçın ardından da Okan Hoca'ya muhakkak zaten transfer sorulacak ama yani işin sayısal kısmını özetlemek gerekirse şu oldu hatırlatalım. Bakan bu ve Saşa Boy satıldı. Anhelin yolları ayrıldı yani 3 yabancı gitti. 2 e, yabancı geldi sağ beke ve e, hücum hattına bir kontajanla yabancı için yer var. Sol bek yerli olursa orta sahibi bir fırsat transferi yapabilir Galatasaray. Olursa ama. da en orta benim Amerika'dan edeyim, orta selamlar da var. Ee, Melik Hayır. inan Dönmez. Ee, evet diyor Amerika'dan şu başkanların artık kavga etmemesi lazım. Bu üsluptan uzak kalmak lazım. Ta Amerika'dan söylüyorlar yani. Biz buradan söyleyince Biz buradan söyledik. Biz buradan zaten söyleyince kıymetsiz oluyor. Amerika'dan söyleyince okuyorsun evet. ama. Haklısın. Sen de <laughs> haklısın. Benim tek merak ettiğim az önceki konuyla ilgili orta saha konusuyla profili yani Mertens. merkeze mi alacaklar? Mertens. Hayır Mertens. On Mertens işte. sonuçta <laughs> Mertens'in şu an çok iyi oynuyor Mertens ama 10 hafta sonra böyle oynayabilir mi? E, çünkü i̇yi. yani maç temposu olarak Geçen sezon hemen aynı maça çıktı zaten. Son bir ay performans çok iyi Mertens'in ama bu işin Mart ve Nisan ayları da var. Yani iş Şubat'ta bitmiyor sonuçta. Mart ve Nisan ayları geçen sene Mertens'in düşüş yaşadığı dönemde bakarsak. Bir A de elinde iki tane çok az kullanacağın ya da o kullansan da çok az verim aldın yabancı var. Birisi Ziyeş olacak. Birisi Endombele. Endombele. yani sözleşmesindeki kontrat yani ne olursa olsun 3.1 milyon euro ödeyeceksiniz. O zaman sezon sonuna kadar kalsın denildi. Ne olur ee, ne olmaz. Yani. ya. Ya 5 dakika 10 dakika. Yarın kupa maçını da bekliyorum oynamasını fırsat transferi oldu bir ortası. Yani Galatasaray taraftarı sanki transferden umudunu kesmiş gibi. Yani bu takım sol bekte hata yapıldı. Sol bek Anhelino'nun Kasım ayının ortasında zaten devam etmesi aşikardı. onun dışı çok da acımasız olmamak gerek. saşa Boy konusunda müthiş başardı Galatasaray. Ya yani ben 25 milyon euroyu tebrik ben bakan ederdim. bu da unutma. Abi. Abi. Yani bakan bir de, de saşa Boy'un ekte yapılmayan kutunca bonusları çok gerçekleşebilecek bonuslar. 30 60 90 Zaten Bayern Münih'te kaldığı müddetçe o maç sayısına ulaşacak. Oradan bir 3 milyon euro gelecek Galatasaray'a. Fransa milli takımına da Bayern Münih oyuncusu olduğu için otomatikman çağrılır. Orada da 3 maç oynar diye düşünüyorum. Yani 30 artı 5 milyon euro. Ki Galatasaray orada bir 5 milyon euro pay vermişti. Nihayetinde 30 milyon euro yakın bir kar, kardan söz ediyoruz. Üstüne 1,5 sezon boyunca da bu oyuncudan performans aldı Galatasaray.